haftalar sayın seyirciler. Bugün 29 Haziran Pazartesi akşam bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, Malatya'da yerel kanalların düzenlediği bir televizyon programına katıldı. Suriye'de yaşanan olaylardan Türkiye'nin tarihine kadar değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin IŞİD'i desteklediğine yönelik iddialara da oldukça sert bir yanıtla karşılık verdi. Malatya'da yerel kanalların programına konuk olan Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünya Savaşı'nın aslında bitmediğini belirten Kurtulmuş, bugün Orta Doğu'da yaşadığımız 1. Dünya Savaşı'nın artçı depremleridir. Bu bölgeyi bir takım güçler yeniden tanzim etmek istiyor. 1991'de Amerika'nın Irak işgaliyle başlayan süreçte bu sürecin özeti, Orta Doğu'nun daha fazla parçalanması, bölünmesidir dedi. Bir asır evvel Sykes-Picot ile Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra büyük güçler masanın etrafına oturdular, ellerine cetvelleri aldılar, bütün Orta Doğu haritasını çizdiler. Türkiye, Irak haritası, Türkiye-Suriye sınırı, Suriye-Lübnan sınırı, bütün bu coğrafya çizildi. Bu coğrafyadaki çizilen sınırların hiçbirinin tarihsel gerçekliği yoktur. Cetveller şurada, niye mesela Türkiye-Irak sınırı niye buradan çizilmiştir de 30 kilometre aşağıdan çizilmemiştir, 5 kilometre yukarıdan çizilmemiştir? Niye biraz daha aşağıdan Suriye sınırı çizilmemiş? Niye Hatay başta Türkiye'nin dışında bırakıldı? Bunlar uzun tartışma konuları ama sonuçta 1. Dünya Savaşı aslında bitmedi. Bugün Orta Doğu'da yaşadığımız 1. Dünya Savaşı'nın artçı depremleridir. İkinci bir Sykes-Picot, yani bu bölgeyi bir takım güçler yeniden tanzim etmek istiyorlar. Ve bu ta 1991'de Amerika'nın Irak işgaliyle birlikte başlayan süreçte bu sürecin özeti Orta Doğu'nun daha fazla parçalanması, bölünmesidir. Türkiye IŞİD'i destekliyor iddiası külliyen ağır bir iftiradır, yalandır, hainliktir, ihanettir diyen Kurtulmuş, nerede terör örgütleri varsa onlara karşı da en aktif mücadeleyi veren Türkiye'dir dedi. Dünya biz ne yapacağız? Kobani'yi IŞİD işgal ettiği zaman nasıl burayı kurtaracağız diye düşünürken peşmergelerin geçişini sağlayan, Özgür Suriye ordusunun geçişini sağlayan Türkiye'dir ve Türkiye'nin lojistik desteği olmasa, çok net söylüyorum, Kobani IŞİD'in elinden kurtulamazdı. Bu kadar açıkken, mesele bu kadar açıkken maalesef birilerinin Türkiye'yi IŞİD'i destekliyor olduğu iddiası külliyen ağır bir iftiradır, yalandır, hainliktir, ihanettir. Çeşitli temaslarda bulunmak için Ordu'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Üye Çalışma Ofisi'ni ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Üye ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Üye Çalışma Ofisi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından karşılanan Çavuşoğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Çavuşoğlu, Ramazan dolayısıyla açılan standları gezdi, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Spor salonunda Üye Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün okçuluk takımıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, sporcularla selamlaştı ve sohbet etti. Sporcular tarafından sunulan gösteriyi izleyen Bakan Çavuşoğlu ile protokol üyeleri hedef tahtasına okta attı. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu'ya yapılacak olan ve tüm müdürlükleri bünyesinde barındıracak olan hükümet konağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu'ya yapılacak olan hükümet konağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm müdürlükleri bünyemizde barındıracak ve Ordu'ya yakışacak bir hükümet konağı yapacağız diyen Vali Balkanlıoğlu, proje hakkında Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Bu projeyi bir dal bile kesilmeden tamamlayacağız diye konuştu. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Ordu'da ortaya yakışır güzel bir hükümet konağımız yok. Eski ve yetersiz bir hükümet konağı dairelerin değişik yerlere dağılmasına yol açmış. Yetmediği için tarım müdürlüğü ayrı bir yerde, malum defter dağlık ayrı bir yerde, milli eğitim yetersiz ve sıkıntılı. Bir de Altınordu ilçesi kurulunca Altınordu kaymakamlığı da ona bağlı ilçe müdürlükleri. Bunların her birinin sıkıntılı bir şeyi var. Şimdi Karayolları arazisi hükümet konağı yapılmak üzere takas edilmiş. Ancak
takdir edersiniz ki ve hakkınızın hakikaten duyarlılık gösterdiği gibi yerden göğe kadar hakkı var. Orası yeşil, orman yani çam ağaçlar var. Dolayısıyla oranın yeşil kalmasını haklı olarak istiyorlar. Ben gelmeden önce bazı şeyler olmuş. Sayın Başkanımız oraya hükümet konağı yaptırılmasına sıcak bakmadığını söylemiş. Ben kendisiyle görüştüm. Endişelerini dile getirdi niye karşı çıktığını. Hakikaten hak verdik. Yani oradaki yeşilliğin, o güzelliğin yok olmasını istemiyordum. Ama orası karayolları müdürlüğü malum. Yani ordu karayollarının bölgesine bağlı, bölge müdürlüğüne bağlı bir şantiyesi ve müdürlüğü var. Şefliği var. Ve orada binalar ve hangarlar var. Yani iş makinalarının konduğu, dozerin, grezerin konduğu hangarlar var. Dağınık yapıda. Dolayısıyla bir yapılar dizini var orada. Hiç ağaç olmayan şeyler var, binalar var. Biz projede revizyon yaparak belediyenin endişesi orada ağaçların kesilecek yeşilliği ve yeşil dokunun yok olmaması yönündeydi. Biz de başkanla görüştük. Endişelerini dile getirecek bir çalışma başladı. Projede ona göre revizyonlar. Bir dal bile kesilmeden mevcut hangarı kaldırıp yerine bir bina, mevcut idare binasını kaldırıp onun yanına bir bina. Tek bir bina olmaktansa o yukarıdan bakıldığı zaman binaların dahi gözükmeyeceği, böyle çok katlı olmayan binalarda böyle resmi kurumlar yapalım, belediyenin endişelerini de ortadan kaldıralım. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 19 ilçede iftar sofrası programı kapsamında 11. iftar sofrası Korgan'da kuruldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve Ramazan ayı boyunca sürecek olan 19 ilçede aynı sofrada buluşuyoruz programı kapsamında 11. iftar sofrası Korgan Belediye Başkanlığı bahçesinde kuruldu. Mehteran gösterisiyle başlayan program daha sonra tasavvuf musikisi ve sohbet programıyla devam etti. İman, sözlük anlamıyla tasdik etmek, bir şeyin doğru olduğunu kabul etmek ve güvenmek, inanmak, boyun eğmek manalarına gelmektedir. Ezanın okunmasıyla açılan orucun ardından kürsüde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sizden şimdiye kadar ne talep ettiysek verdiniz. Bizim size şükran ve teşekkür borcumuz var dedi. Sizden şimdiye kadar ne talep ettiysek verdiniz. Bizim size şükran ve teşekkür borcumuz var. Bu mübarek Ramazan ayında bu şükranımızı, bu teşekkürümüzü hem gerçekleştirelim hem de iftarımızı sizlerle beraber idrak edelim, açalım diye Korgan ilçemizde olduğu gibi 19 ilçemizde de iftar programlarını yapıyoruz. 7 Haziran'la birlikte oluşan tablo, keşke AK Parti tek başına iktidara gelseydi de bu koalisyon süreçlerini yaşamasaydık, keşke biraz daha rehavetten kurtulsaydık, katılım oranını biraz daha yüksek tutsaydık deme aşamasına kadar da geldi. Ama biz hiçbir zaman diğer siyasi partiler gibi milletimizin yapmış olduğu bu davranışı eleştirmedik. Milletimiz ne karar verdiyse başımızın üstünde yeri var dedik. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ise Korgan ciddi bir şekilde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yatırım alıyor ifadelerinde bulundu. Gerçekten Korgan'ımız ciddi şekilde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yatırımlar almakta. Bir Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, daire başkanlarımızla alanları gezdik, bütün mahallelerimizi gezdik. Bizim Korgan'ımızın bütçesi 8 trilyonu gerçekleştirdik. OSKİ'nin sadece 10 trilyon bize yatırım yaptı. Genel Müdürümüz Fatih Yörük'ten tut, Suat Bey'e, Hüseyin Aldı Bey'e, Mustafa Bey'e ve Sezai Bey'e ve Ahmet Kı Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. İftar programı düzenlenen orta oyunuyla son buldu. Karagöz'üm 5 şekerli çay içilir mi ki? Altınordu Belediyesi'nin mahalleleri ile iftarda buluşuyor. Programı tüm hızıyla devam ediyor. Altınordu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen iftar programını Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, başkan yardımcıları, Cumhuriyet Mahallesi ve Kayabaşı Mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programına katılan vatandaşlarla tek tek selamlaşan Belediye Başkanı Tekintaş, belli başlı sorunları olan Cumhuriyet Mahallesi'nin bu sorunlarını en kısa zaman içerisinde çözeceklerini söyledi. Bugün Cumhuriyet Mahallemizi başkan yardımcılarımızla, muhtarımızla, azamızla, ekibimizle beraber tek tek dolaştık. Neler yapmalıyız, neler yaptık, neler yapmayı planlıyoruz onu görmeye çalıştık. Aynı şekilde bizim mücavir alan diye gözüken ama sorumlu mahallelerimizin başlarında gelen
Kayabaşı mahallemizin de problemlerini muhtarımızla ve ilgili olan misafir arkadaşlarımızla, azalarımızla onlara da paylaştık. Ama bugünkü gezimizde aldığımız netice inşallah yolun üstünde bulunduğumuz bölgede Altın Fıtık Sitesi ve civarında bu bölgeye hizmet edecek olan bir parkı ve yine aynı şekilde Cumhuriyet Sitesi'nin karşısında özellikle kolejinin yakın bölgesinde bulunan alandaki park alanını da oradaki Çamlık'la beraber önümüzdeki yıla planlayıp inşallah en güzel, en mükemmel ve görseli kullanımı mükemmel bir şekilde parka çevirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin bizlerden ilk talebi olan yol sorunu çözmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle işbirliği yaparak çalışmalara başlayacağız diyen Tekin Taş şöyle konuştu. Önemlisi tozdan, çamurdan sizleri kurtarabilmek için gezdiğiniz ve tespit ettiğiniz yerlerde şimdi hızlı bir şekilde bir ihale planı yapıyoruz. 30 kilometrelik bir alanda Bülbül Deresi'nden bu tarafa doğru olan bölgenin tamamında 30 kilometrelik bir asfalt planlamasını yapıyoruz. Bunlar içerisinde de Cumhuriyet Mahallemizde sorunlu gördüğümüz bölgelere tedbir olmak maksadıyla yer altında elektrik hatları ve diğer olan bölgeler için problem yok ama elektrik hattı ve diğer birimleri yer üstünde olan doğalgaz geçmemiş bölgelerde de olsa tedbirli bir şekilde çamurdan ve tozdan sizleri kurtarmaya devam edeceğiz. Tabii sorun çok, sorun çok olması demek bu işin başarılmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim irademiz, var olan irademiz Büyükşehir'le birlikte el birliği içerisinde güçlü bir şekilde bu işi yapabilecek azmi, kararlılığı her zaman gösteriyor. İnşallah biz de bu kararlılık çerçevesinde sizin bu problemlerini çözerek daha rahat yaşanabilir özel bir kenti inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti 2015 Mülki İdari Amirleri ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlandı. Atamalara göre orduda bulunan vali yardımcıları ve 10 ilçenin kaymakamlarının da yerleri değişti. Orduda kamuoyunun bir süredir beklediği Mülki İdari Amirleri atamaları gerçekleşti. 2015 yılı Mülki İdari Amirleri kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan bildiriye göre orduda vali yardımcıları ve 10 ilçenin kaymakamlarının yerleri değişti. Atamaları yapılan vali yardımcı ve kaymakamların isimleri ise şöyle. Ordu Vali Yardımcılığına İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Adnan Türkdamar, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına Ordu Vali Yardımcısı Ömer Adar, Ordu Vali Yardımcılığına Gaziantep Vali Yardımcısı Adil Naş, Ordu Vali Yardımcılığına Kağıthane Kaymakamı Ahmet Akın Varıciğer, Ordu Vali Yardımcılığına Yüreği Kaymakamı Turgut Subaşı, Nusaybin Kaymakamlığına Gürgentepe Kaymakamı Murat Sarı, Ekinözü Kaymakamlığına Cüneyt Caner, Köprüköy Kaymakamlığına Aybastı Kaymakamı Osman Bilici, Pertek Kaymakamlığına Korgan Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Tepebaşı Kaymakamlığına Ordu Vali Yardımcısı Salih Keser, Tekman Kaymakamlığına Mesudiye Kaymakamı Lütfullah Ün, Mesudiye Kaymakamlığına Kazım Karabekir Kaymakamı Mehmet Uslu, Boztepe Kaymakamlığına İkizce Kaymakamı Cihan Kayaalp, Göynük Kaymakamlığına Kumru Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Kumru Kaymakamlığına Diyarbakır Kaymakamı adayı Ahmet Ali Özdemir, İkizce Kaymakamlığına ise Malatya Kaymakam adayı Yusuf Turan atandı. Sayın seyirciler, Ordu'da binlerce fındık üreticisinin yararlandığı destek ödemesi için gerekli olan çiftçi kayıt sistemi kayıtları 30 Haziran Salı günü, yani yarın sona erecek. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, çiftçi kayıt sistemine kayıtların yarın sona erdiğini belirterek üreticilere kayıt yaptırmaları konusunda uyardı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, üreticilere çiftçi kayıt sistemi başvuru uyarısında bulundu. Başkan Cörüt, çiftçi kayıt sistemi başvurularının yarın sona ereceğini hatırlatarak, henüz münacatlarını yapmayan çiftçilerin bir an önce 2015 yılı ÇKS kayıtlarını yaptırmalarını istedi. 2015 yılının ÇKS kayıtları 30 Haziran itibariyle son. Yaptırmayan üreticilerimiz bir an evvel yaptırırlarsa mağdur olmamış olurlar. ÇKS kayıtlarının daha önce bir kez ertelendiğini ancak ikinci kez erteleme olmayacağını işaret eden Uğur Cörüt şunları söyledi. Bazen 2015'te 2014'ü falan karıştırıyorlar. Bu 2015 yılının ÇKS'si
uzatıldı 30 Haziran'a kadar. 30 Haziran'dan sonra zaten biz bu konuyla ilgili de üreticilerimize mesaj geçtik. Yaptırmayan üreticilerimiz yarın akşama kadar yaptırabilirler. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soy'dan ve Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cürüt, Haziran itibariyle rekolte belirleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Rekolte için bahçeye girildi. Rekolte tahmini için titiz bir çalışma yapılacağını söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soy'dan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları olarak 2015 yılı tahminli fındık rekoltesini yapmak üzere komisyonumuzu oluşturduk diye konuştu. Komisyonun Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turan Karadeniz başkanlığında ziraat mühendislerinden oluşan 4 kişilik bir ekipten oluştuğunu belirten Soydan şöyle konuştu. Profesör Doktor Turan Karadeniz ve ekibi 27 Haziran itibariyle Artvin Boşka'dan başladı. Toplamda 16 il, yaklaşık 130 ilçeyi dolaşarak bilimsel bir çalışma yapılacak. Bilimsel çalışma verilerine de yaklaşık 15-16 günlük bir süreçten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çalışma esnasında özellikle küllenme hastalığının vermiş olduğu zararlar göz önünde bulundurulacak. Genç ve yaşlı bahçelerin verimleri dikkate alınacak. Özellikle Haziran sonu fındık dökümleri dikkate alınarak çok ciddi ve titiz bir rekolte çalışması yapılacak. Bu yapılan rekolte özellikle fındık bahçesinden harmana gelen ürünün rekoltesi olacaktır. Temmuz ayının 15'i gibi rekolte çalışmalarımızı sonlandırarak rekolte verilerini kamuoyuyla paylaşacağız. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cürüt ise rekolte belirleme çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi. Rekolte çalışmalarımız dün itibariyle ekibimiz sayesinde Profesör Doktor Turan Karadeniz'in başkanlığında ekibimiz oluşturduk. Şu anda da Artvin bölgesinden başladılar. O bölgedeki fındık bahçelerinden dün itibariyle başlandı. Bu bölgelere doğru ve batıya doğru, Sakarya bölgesine doğru çalışarak gidecekler. Bu çalışma neticesinde de zaten kamuoyunda çıkan rekolteyi sizlerle beraber, çiftçilerimizle beraber paylaşacağız. Şu anda dün itibariyle başlandı. Peki kaç kişi var başkanım ekipte? Ekipte kalabalık ekibimiz. 7-8 kişi çalışanımız var. Batı bölgesinden katılan var. İşte bizim bu bölgeden var. Altın Ordu Ziraat Odası'ndan personel verdik. Bu işi bilen insanlar, yıllardır yapan insanlar. Neticeyi zaten çıkınca sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi bahçelerimizde küllenme hastalığı var. Bunun yanında çeşitli farklı hastalıklar var. Dal kıran var, kurtlar var. Fındığın başı bu yıl beladan kurtulacağı benzemiyor. Hasat mevsimi yaklaştıkça da fındık içleri oluşmadı henüz. Boş fındık çok görünüyor. İnşallah fındık toplanacağı mevsime kadar da, güne kadar da içini doldurur diye düşünüyoruz ama biraz zor görünüyor. Fındıkta da bu şekilde büyük bir hasar olacağı aşikar. Ordu'da yaşayan 72 yaşındaki Enver İşleyen, dizlerinden ameliyat geçirdiği için merdivenlere çıkmakta zorlanan eşinin sorununa kendi imkanlarıyla yaptığı asansörle çözüm buldu. Ordu'da yaşayan 72 yaşındaki Enver İşleyen, dizinden ameliyat geçirdikten sonra merdivenleri çıkmakta zorlanan eşi için evde kendi imkanlarıyla yaklaşık 300 kilo yük taşıyabilen asansör yaptı. Altınordu ilçesi Dikenci mahallesinde eşi Altun İşleyen'le kendisine ait iki katlı evde yaşayan Almanya'dan emekli Enver İşleyen hem eşinin hem de kendisinin sağlık sorunlarının bulunduğunu, bu nedenle asansör yapmayı düşündüğünü söyledi. Artık gittikçe yaşlanıyoruz. Bazen ameliyatlar geçirdik, şey olduk. Bu eve işte evde biraz yüksek olduğu için bu eve nasıl çıkacağımızın hesabını yapıyorduk. Sonradan aklımıza geldi böyle bir şeyi asansör şekline getirelim. Bunu yapalım diye düşündüm. Düşündükten sonra da zaten bu kaynak şey işlerini de kendim yapıyorum. Onun için biraz ötelettik, bir ettik. Neticede bu şeye ulaştık. Hanım da ameliyatlı dizinden. Ben de ameliyat oldum bir iki sefer. Mesela Samsun ameliyattan geldiğim zaman değneğiyle bu asansöre binerek böyle yine indik çıktık, işte bizim çok işimize yaradı.
Asansörü bazen fındık ve benzeri ağır yüklerimizi taşımakta da kullanıyoruz diyen işleyen asansörü yapma sürecine ilişkin şu bilgileri verdi. İcabında eve odun da çıkarıyoruz. Soba yakmak için falan. Kendi malzemelerimizi taşıyoruz. Bazen fındık falan indirip bindirme gerekiyor. Ama bu malzemeleri biz şey yaparak hepsini bir araya kaynakla çalışarak bu şekle getirdik. Yani bunu önceden planladık, programladık. Ona göre yaptık. İşleyen asansörün özellikle yaşlı ve sağlık sorunu olan misafirlerine büyük kolaylık sağladığını işaret ederek şöyle konuştu. Bazen yürüyemeyen gerçekten dizinden rahatsız arkadaşlarımız oluyor, komşularımız geliyor. Nitekim birkaç sefer de böyle oldu yani. Onları da böyle buradan yukarı alıyoruz eve. Enver İşleyen'in eşi Altun İşleyen ise iki dizinden geçirdiği ameliyat sonrası merdivenleri çıkmakta çok zorlandığını dile getirerek şimdi evime rahat rahat çıkabiliyorum diye konuştu. Koleli oldu, ben çıkamıyordum. Bacaklarımdan ameliyatlıydım, onun için asansörü yaptık, şimdi rahat çıkıyorum. Zordu, iki bacaklarımda platin var. Onun için onu yaptık, rahat ediyor. Evet, Karadeniz zekası. Ve bir diğer haberimiz sayın seyirciler, Ordu'da 75 yaşındaki emekli Saadettin Demir. Kendisini telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin hesabına TOKİ'den aldığı evin taksitini yatırmak için biriktirdiği 8 bin lirayı aktardı. Ne kadar yatırdınız? 8 bin lira. Ordu'da 75 yaşındaki Saadettin Demir telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin hesabına 8 bin lira yatırdığını ileri sürdü. Bırakın da bizi işimizi yapalım. Emekli Saadettin Demir'i telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Demir'e terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmelerinin saptandığını belirterek bu durumu düzeltmek için verecekleri hesap numarasına 8 bin lira yatırılmasını istedi. Bunun üzerine bankadaki 8 bin lirasını çeken Demir telefonu kapatmayarak PTT Ordu Şubesi'ne geçti. Burada dolandırıcıların verdiği hesaba 8 bin lira aktaran Demir, daha sonra dolandırıldığını anlayınca durumu PTT Şubesi'nin güvenliğine bildirdi. 8 bin. Peki o parayla ne yapacaktınız? Bir projeniz, bir hedefiniz var mıydı? Emeklilik paranızı mıydı? Emeklilik paranı. Tabii ki var. Borcum var. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine Demir şikayetçi olmak üzere Altınordu Polis Karakolu'na götürüldü. Demir, TOKİ'den ev aldığını ve evin taksit parasını dolandırıcılara yatırdığını söyledi. Abi zemniyetten arıyor kendiler. İşte operasyon yapacağız. Evet. Ondan sonra evde asker vardı. Evdekilerde asker polis vardı. Dedikler. Oradan evden hanım telefon açtı. Bana açtırdılar, bağladılar. Dediler, dağılım dedi ki 10 milyar para bıraktılar. Askerden polis var dediler. Telefonları inceliyorlar. Dedi. Evet. Toplam ne kadar yatırdınız? 8 milyon. Peki o parayla ne yapacaktınız? Bir projeniz, bir hedefiniz var mıydı? Emeklilik paranızı mıydı? Emeklilik paramı. Tabii ki var. Borcum var. Nereye ödeyecektiniz borçlarınızı? TOKİ'de bir ev almıştım. Ev mi almıştınız? Ben yandım, başkaları yanmasın diyen Demir, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istedi. Başkaları yanmasın en azından. Allah Cenab-ı verse bize yardımcı. Sen bu tuzağa düştün, başkaları düşmesin değil mi? Evet, çok üzücü. Bu arada sosyal medya üzerinden de bu tarz dolandırıcılıklar söz konusu. Hemen bu konuda da uyaralım. Arkadaşınızmış gibi sizinle konuşup telefon ve TC numarasına varan sohbetler geliştirebiliyorlar. Bunlara da itibar etmemek lazım. Ve haber bültenimize devam ediyoruz değerli izleyenler. Dün sabah Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Akkuş eski belediye başkanı Ergüder Efil'in oğlu Barış Selahattin Efil ile kardeşi Erdoğan Efil son yolculuklarına uğurlandılar. Akkuş Merkez Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarına CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun, Mustafa Adagüzel, eski vekiller İdris Yıldız, Kazım Türkmen, Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atilla, Belediye Başkanı İsa Demirci, ünye eski belediye başkanları Ahmet Arpacıoğlu, Osman Yurt ve çok sayıda sevenleri katıldı. Merhumların cenaze namazlarını Akkuş İlçe Müftüsü Recep Şahan kıldırdı. Namaz sırasında Akkuş eski belediye başkanı Ergüder Efil ayakta durmakta zorlanırken duayı ise gözyaşları içinde oturarak yaptı. Cenazeler
Kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verilmek üzere ailelerinin ikamet ettiği Ankara'ya gönderildi. İstanbul'da faaliyet gösteren Seferli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve üyeleri Hakkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'yi ziyaret etti. İstanbul'da faaliyet gösteren Seferli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanı Niyazi Filiz, Hakkuş Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kayaoğlu, dernek yöneticisi İbrahim Halis Yıldız, Hakkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'yi ziyaret etti. Seferli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve üyeleri yapacakları çalışmalar hakkında İsa Demirci'ye bilgi vererek destek istediler. Teşekkür ederiz. Bizler de burada kabul ettik tekrar. İstanbul'dan burayı tekrar ziyaret etmemizin sebebi Seferli 15 Ağustos, 16 Ağustos şenliklerimizi izlemek için geldik. Onun için Sayın Başkanımızdan bir fikir alışverişinde bulunacağız. Onun için başkanımızı ziyaret ettik. Başkan Demirci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu. Başkanlarımızın İstanbul'da kurmuş olduğu dernekte güzel çalışmalar var. Biz de burada takdirle onları izliyoruz. Zaman zaman fırsat buldukça da etkinliklerine katılmaya çalışıyoruz. Tabii bu Seferli'de 15-16 Ağustos'ta Seferli Derneğimizin, Sayın Başkanlarımızın planladığı etkinlik bir gurbet sıla buluşması olacak. İnşallah hayırlı ve güzel bir hizmet olur. Bölge insanlarının buluşması, paylaşması anlamında da faydalı olur diye inanıyoruz. Ben başkanlarıma bundan sonraki yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum. İnşallah derneğimiz Seferli halkını temsil ve hizmet anlamında daha güzel yerlere gelecektir. Arkadaşlarımız henüz daha işin başındalar. Ama göreve geldiği günden bu tarafa gösterdikleri çaba derneğin daha iyi yerlere geleceğini göstergesidir. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, Aybastı Zaferi Milli Mahallesi'nde ikamet eden ve solunum yetmezliği nedeniyle cihazlara bağlı yaşayan Necati Kaya, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden karısının mezarını ziyaret edebilmek için akülü araç istiyor. Aybastı Zaferi Milli Mahallesi'nde ikamet eden ve solunum yetmezliği nedeniyle cihazlara bağlı yaşayan Necati Kaya, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşinin mezarını ziyaret edebilmek için yolunun yaptırılmasını ve bir akülü araç istiyor. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren ve dernek üyeleri de Necati Kaya'yı ziyaret ederek Kaya'nın isteklerini yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi. Televizyonda izlemiş. Dedi, başkanım ben çok zor durumdayım. Biz de hemen ertesi günü çıktık geldik arkadaşlarımızla, dernek yönetimimizle. Yerinde görelim dedik. Abimizin gerçekten sıkıntısı, yaşı genç olmasına rağmen %86 raporu var. Solunum yetmezliği, hatta şeyleri var, aletleri hepsi burada mevcut zaten. Sadece istediği girişi çekimlerde de görünür zaten. Çok kötü bir evinin girişi var. Oradan bir giriş yapılıp bir de akülü araba istiyor bizden. Yiyecekti, kıyafetti, şuydu. Onlar önemli değil zaten. Onları biz sürekli buradan da Aybastı arkadaşlarımız da temin edecekler. Necati Kaya ise 3 yıldır cihaza bağlı olduğunu ifade etti. Eşim öldükten sonra 3 senedir cihaza bağlıyım. Cihazlar da aynı mevcut orada raporlu olarak. Bir ayda 15 günde geliyor, telefon ettiğim zaman ambulans, yani sağ olsun devletimiz geliyor, ambulansımız bizi buradan alıyor, tedavimize diye gönderiyor. Cihaza bağlıyım, 3 tane cihaza bağlıyım. Sonra çocuklarım da 2 oğlum 2 kızım var, onlar da asker ücret çalışıyorlar, onlara yük olmayı istemiyorum. Eşimin mezarına da ziyarete gidiyorum devamlı, onlar biz birbirimizi sevdik aldık. Mefat etti, kalp krizi geçirdi. Başka şehir yerlerde yaşayamadığım için köyde kalmak zorundayım. Yürüyemiyorum. %80, %90 akciğer hastasıyım. 89. Yürüyemiyorum. Ben akülü araba istiyorum. Necati Kaya, talep ettiği yardımların gerçekleştirilmesini bekliyor. Alın. Evet, Ordu Barosu Başkanı Avukat İlhan Kurt'un yaptığı açıklamaya göre Ordu'da açılan alacak verecek davalarının yaklaşık %70'i bankaların icra davalarından oluşuyor. Hatta bu alacak davalarının sonucunda kişilerin evlerine bile haciz koyulabiliyor.
Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi de banka borçlarından dolayı yıkılan hayatlar. Ordu'da bu yara bir türlü kapanmıyor. Ordu Baro Başkanı Avukat İlhan Kurt'un yaptığı açıklamaya göre Ordu'da açılan alacak verecek davalarının yaklaşık %70'i banka borçlarından kaynaklanıyor. Bankalar da alamadığı kredinin karşılığında kişilerin mal varlığına el koyuyor ve iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Türkiye'de şu an Ordu özelinde ve Türkiye genelinde de hemen hemen aynı. İcra dosyalarındaki birinci sırayı banka alacakları oluşturmakta. Yani geliri yeterli olmayan vatandaşlarımız çare olarak bankadan kredi çekmekle veya kredi kartını daha çok kullanmakla bu eksikliğini gidermeye çalışıyor. Bundan dolayı da geliri yeterli olmayınca, ödeyemeyince, ödeme güçlüğü yaşayınca da icralık oluyor. Birinci sırayı yine hala banka dosyaları oluşturuyor. Rakam olarak net bir rakam vermek çok zor. Çünkü binlerce dosya var. Bu dosyalara tek tek bakmak gerekiyor. Ama biz biliyoruz ki sürekli bu işi yaptığımız için icra dosyalarından yarımdan fazlası yaklaşık %60-70 civarında bir oranı bankaya olan borçlardan kaynaklanan icra dosyaları oluşturmaktadır. Vatandaş geçimini sağlayamayınca krediye yöneliyor, ödeyemeyince de hacizlik oluyor diyen Kurt, ev haciz kaldırıldı sanılmasın, gerektiği takdirde kişilerin evlerine de haciz koyulabiliyor dedi. Şimdi vatandaşlarımız yalnız burada bir kamuoyunda yanlış algı var. Hala bu yanlış algıyı düzeltemedik. Ev hacizi kalktı biliniyor. Böyle bir olay yok. Ev hacizi kalkmadı. Yalnız ev hacizinin kapsamı daraltıldı. Nasıl oldu mesela? Evde ki lüzumlu eşyalar, zorunlu eşyalar, insanların insanca yaşaması için evde kullanması gereken zorunlu eşyalar haczedilemiyor. Ancak zorunlu eşyalar dışındaki eşyalar, birden fazla eşyalar, yine lüks eşyalar haczedilip pekala satılabiliyor. Ve bültenimizin son haberi, Ordu'nun Altın Ordu ilçesinde orman mantarları tezgahlarda yerini aldı. Mantarlar 7 liradan alıcısını bekliyor. İzliyoruz. Ordu'nun Altın Ordu ilçesinde orman mantarları tezgahları süslemeye başladı. Lezzetiyle birçok kişinin ilgisini çeken orman mantarları pazarda 7 liradan alıcısını bekliyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde orman mantarları tezgahlardaki yerini aldı. Orman mantarları 7 liradan alıcısını bekliyor. Satıcılar mantarın fiyatlarının mantar olup olmayışına göre değişeceğini, olması durumunda daha da düşeceğini söylediler. Eğer mal çok olursa fiyatı düşük olur. Ama az olursa gittiği yerden bu arabası, buradan arabasıyla gidiyor. Gittiği yerden temin edemezse alacağı kadar bir malı bu sefer zarar etmek zorunda kalıyor. Yani işçi çalıştırıyor, arabasına yakıt koyuyor. Oralarda bir sürü kire çekiyor. Yani bunu getirenin de işi zor. Yani biz kendimizi düşünmeyelim. Yani ben, bana veriyor mesela. Ben alıyorum 100 kilo, 150 kilo satıyorum ama ben diyorum arkadaş beni şu fiyata idare ederse ver diyorum. Adam idare ederse veriyor. Etmezse zararını veremiyor çünkü. Veremiyor yani. Peki şu an fiyatlar nasıl mantarda? Fiyatlar çok gayet güzel. 6 lira, 7 lira, 8 lira. Malın çıkmasına bağlı. Bunların çıkmasına bağlı. Az çıkarsa talep olduğu zaman yüksek olur. Çok çıkarsa düşer. Peki şu an nasıl? Şu an biraz az çıkıyor, onun için biraz yüksek. Vatandaşlarsa ilk çıktığı için fiyatların böyle olduğunu ve ilerleyen zamanlarda düşmesini beklediklerini söylediler. Bu daha çok ki 4'e falan iner ama şimdi turfanda olduğu için ilk defa geldi. Onun için öyle yapıyorlar. Öyle yapıyorlar. Vallahi iyi, bundan sonra biraz daha inmeyi düşünür herhalde. Bundan sonra daha fazla şey. Başka haber yapmadım. Kavurmasını, soğanlı, tereyağlı, domates katıyoruz. Çok güzel oluyor. Az sonra spor sizlerle olacak. Mutlu akşamlar.
kadar yarım gün. Ordu Spor altyapı seçmeleri başlıyor. 2001 ile 2005 arası doğumluların başvuru yapabileceği seçmelere kayıt yaptırmak isteyenler, Ordu Spor Kulüp tesislerinde yer alan Ali Ataoğlu Gençlik Geliştirme Merkezi'nde kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi. Ücretsiz olarak yapılacak seçmelere katılacak tüm sporcuların 2 Temmuz Salı günü saat 14'te tesiste hazır olmaları gerektiği ifade edildi. Seçmelere katılacak olan adayların ise ulaşım, konaklama ve beslenme harcamalarıyla birlikte antrenman malzemelerini de yanlarına getirmeleri istendi.